Oy. Bir katladım. Kendimi aşağılatayım. Ya buna da dizim çarpıyor şey. Aşağılatayım. Oğlum hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu atacağım. Aa, Bertan attı. Keşke öyle bir şey olsaydı. Aa, neler atıyor bana. Aa, bana da atmış. Neyse. Herkese tekrardan selam. Bugün sizinle bir birlikte geleneksellik... geleneksellik dedim. Geleneksel olan videomuzu çekiyoruz. Hatta geleneksel olan videomuzu yine aynı yerde çekiyoruz. Yani işte arabada işte. Ha neyse ya. Arkadaşlar bu video gerçekten çok doğal olacak. Benim yanlışım olursa işte kusura bakmayın. Böyle editlerim, bir şeyler yaparım, ben hallederim onu ama gerçekten çok doğal olmasını istiyorum. Bir sürü sorunuz var. Bunların hepsini cevaplayacağız. Hepsini değil ama birkaçını cevaplayacağız. Soru cevap videosuna hoş geldiniz kısacası. Öyle. Emir ve Ece ile birlikte. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle ki ama çok parlıyoruz. Biraz güneş şey yapıyor. Hı. Evet. Şimdi isimleri söylesem mi? İsimleri söyleyelim. Hoşlarına gidiyor sanırım. Öyle bir şey var. Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Ece B. Edit sormuş. Çok çok kalp gönderiyorum buradan. Söyle. Ben başıma. Ben mühendis olacağım. Ama ne mühendis olacağım tam bilmiyorum şu anda ama yani çoğunlukla ya bilgisayar mühendisi ya da elektrik falan diye düşünüyorum. Bunu göreceğiz. Ya da direkt bilgisayar şey olacağım. Türkçesini ki. Computer science. Computer science. Arkadaşlar onu ben hani tam olarak açılımını şuraya bir yere koyarım zaten mutlaka. Ben arkadaşlar şöyle benim bu soruyu da çok aldım açıkçası. Niye diyetisyenlikten medya okumaya geçtin Ece diye bir soru aldım. Değiştir. Arkadaşlar şöyle ki böyle bu aralar hani medyanın daha fazla öne çıktığını fark ettim. Ve aynı zamanda gerçekten hani fikrimin de o tarafa kaydığını hissettim. O yüzden medya yani medya iletişim, işte televizyon ya spiker olabilir yani her şekilde o tarz bir şey istiyorum. Ben diyetisyenlikten ama diyetisyenlik yine ikinci seçimim. Kesinlikle ikinci seçimim. Tamam devam ediyoruz. Okulda Türk arkadaşların var mı yani çevrende? Yok. Hiç yok arkadaşlar. Sıfır. Sıfır. Türk yok burada. Zaten böyle şey bir yerdeyiz hani. Daha minik bir yerdeyiz şeylere göre. Normal Amerika şeylerine göre. O yüzden o kadar fazla dışarıdan gelen insanları görmüyorsunuz. O yüzden de sürekli İngilizce konuşmak zorunda kaldığımız için de İngilizcem çok gelişiyor. Aynen. Bunu da Yasvin sormuş. Demir'e yolladım. Diyor ki Beyza Toprak 38. Türkiye'de yaşayıp İngilizcesini geliştirmek isteyenlere tavsiyen nedir diyor. Çoğunlukla ben özel ders diyorum. Kendimden de örnek vermek isterim. Ben özel ders almıyorduk ama okulda biz yani haftada 24 saat İngilizce gördüğümüz için Türkiye'de o çok işe yaradı. Özel dersi bırak izlediğin dizilerin altyazılarını full İngilizce yapıp her şeyi İngilizce yapıp izlemen işe yarıyor. Ya da direkt kitap oku. İngilizce kitap okuyunca zaten en işe yarayan o. İngilizce kitap okumak. Ama eğer burada kelime ezberlemek gibi yazmışsın. Kelime ezberlemek eğer o kelimeyi bir cümle içinde kullanmadığın zaman o kelime sana bir işe yaramaz yani. O kelimeleri ezberleyince İngilizcen gelişmez yani. O yüzden o cümle kurman ve konuşabilmeni geliştirmen yeterli o kadar. Ya ama bizimle kelime hazneni de geliştir ama o kelimeleri cümle içinde kullan ya da ne bileyim günlük hayatta olan kelimeleri ezberlediğin zaman zaten diğerleri kendiliğinden geliyor. Diyeyim. Ya da böyle mesela evde kendi kendine İngilizce bile konuşabilirsin yani hani biraz garip şimdi garip oldu ama hani mesela aynaya bakarken kendine İngilizce bile konuşabilirsin. Aynen, hani mesela ailende hiç kimse İngilizce bilmiyorsa kendi kendine konuş. Aynen. Ya da YouTube'da full ben mesela küçükken ben hep İngilizce videolar izliyordum YouTube'dan. O da işe yarayabilir. Hani öyle yani en olabildiğince İngilizceye kendini şey yap. Ne denir? Kendini alıştırmaya çalış İngilizceye. Aynen. Arkadaşlar biz neden Amerika'ya taşındık? Azra Ece Budak sormuş. Çocuk geçti. Azra Ece Budak neden Amerika'ya taşındınız diye sormuş. Bizim burada Amerika'da iki tane restoranımız var. Bir tanesi Amerikan restoranı, bir tanesi de şey Mediterranean, Orta Doğu, Orta Doğu. Orta Doğu. Hayır. Ne oluyor? Middle East. Ya Mediterranean işte bizim gibi Türklerin işte Türklerin. Türk yemekleri aynen, satıyoruz Türk bir tanesinde. Aynen Türk yemek. Yani Türk fast food'u satıyoruz. Diğerinde de daha çok Amerikan yemekleri, burgerdir falan. İlişki durumu. Ben bu soruya cevaplayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu sorudan kaç tane aldım bilmiyorum. Yaklaşık 20 tane vardır herhalde. Hacer Ravza Bayram sormuş. İlişki durumunu merak ediyorum diye. Arkadaşlar ilişkim yok. Sevgilim yok.
Benim de yok. Cevap mı? Benim de yok. Kaçıncı sınıfsın? Biz 12. sınıfız. Çoğu insan geçen sene bizim 12 olduğumuzu düşünüyor. Çünkü baloya gittik ya. Baloya gittiğimiz için herkes hani mezun oluruz zannediyor, ya zannettiler ama değildik. Yani mezun olmadık. Biz şu an 12. sınıfız. Hatta seneye tahmin edin üniversiteye gideceğiz. Evet. 12. sınıfız. Yani 17 yaşındayız arkadaşlar. 30 Mayıs doğum günümüz. O zaman yani 18'e gireceğiz. Aynen. Şimdi bu soruyu gerçekten çok seviyorum. Çok sevdim. Çok seviyorum. Çok severim. Çok sevdim. Duru Çukurtepe sormuş. Amerika'ya taşındım ve YouTube kanalı açmak istiyorum. Sen nasıl cesaret ettin? Yazmış. Cesaret edemiyorum. Sen nasıl cesaret ettin? Arkadaşlar bunu çok iyi biliyorsunuz. Benim gerçekten çok büyük bir hayalimdi yaklaşık 9-10 yaşlarından beri. Ve dedim ki bunu ben çok büyük bir fırsat, ya Amerika'ya taşınmamı çok büyük bir fırsata çevirmek istedim ve direkt o YouTube kanalını açtım. Ben ne zaman açmışım biliyor musunuz? 5 Şubat 2020. Ben ne zaman taşındım? Ocak 1 2020. Bir ayda açtık. Bir ayda açtım ve yani şey çok önemli. Kesinlikle böyle hani ay bir video atmadım, attım tutmadı diye bir şey yok arkadaşlar. O kadar şey istiyor ki bu. Nasıl denir? Consistency? Her gün atmanız lazım ki. O kadar süreklilik isteyen bir iş ki. Yani pes etmemeniz gerekiyor. Sadece aynen. Pes etmemek amaç. Mesela ben hayatta yapamam böyle bir şey. Değil mi? Mesela yani. Pes etmiyor. Ben ederim. Direkt ikinci videoda ederim pes yani. Benlik değil. Bir de kesinlikle zamanınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu videoları editlemek en az 2 saat. En az 2 saat veriyorum. O yüzden kesinlikle aç diyorum. Bulduk soru. Ece... Yani Demir. Amerika'da yaşamaya alışmanız çok sürdü mü? Sürdü. Bayağı uzun sürdü. Çünkü biz ilk bir işe yaramadı galiba onlar. İki. Daha iyi bir şey oldu yani. Neyse. bayağı uzun sürdü. İstanbul'a geldik Amerika'ya. Mart ayında yani Ocak'ta geldik. Mart'ta zaten Covid başladı. O da yani 3 ay falan oluyor. 3 ay okula gittik. Sonra bir Mart'tan işte okul sonuna kadar okula gitmediğimiz için daha insanlarla çok konuşamadık. Daha okulu öğrenemedik. Öyle bir sosyalleşme şeyimiz olmadı. Zamanımız olmadı. Biz böyle gerçekten çok şey bir zamanda geldik. Çok yani. Kötü bir zamanda geldik yani böyle... Amerika'ya alışmak için. Ondan sonraki yılda zaten sadece haftada 2 gün okulumuz vardı. Covid yüzünden. O sırada da pek bir arkadaş edinemedik. Yani hiç zaten okulun yarısı gelmiyordu. Diğer yarısı da yani sadece 2 gün geliyordu. O yüzden bayağı zor sürdü. Ama 11. sınıfta Covid tam bittiğinde her şey daha kolaylaştı. Ve 2 ayda falan alıştık biz Ece'yle yani. Ben şu an çok alışırım hani Amerika'da herkesi tanıyorum ben okulda. Ya şöyle hani gerçekten alışma sürecimiz çok zordu ama hani şey bir döneme denk geldiğimiz için, zor bir döneme denk geldiğimiz için yani dünya içinde zordu bir döneme aynen. denk geldiğimiz için de. Ama şu anda gayet iyiyiz. Neredeyse bir yıldır işte okula gidiyoruz hani genel olarak yani tamamen full okula gidiyoruz. Alıştık. Artık alışalım yani. Bence, kaç sene oldu? 3. Ocak'ta 3 olacak işte. Aynen Ocak'ta 3 sene olacak. Lemmy Berk sormuş. Amerika'daki okuluna başladığında fizik, matematik gibi dersleri nasıl İngilizce anlayabiliyordun yazmış. Ben mi cevaplayayım? Cevapla. Matematik zaten anlaman gerekli bir şey yok. Matematiğin kendine bir dili olduğu için. Ama bir tek şeyler çok zordu. İşte mesela hani o artı, eksi, bölme, çarpma falan. Aynen. Hani... Terimleri öğrenmen lazım İngilizce. Eğer hoca sana şey demediği sürece hani... Yani bu işlemi Demir bize anlatarak yap demediği sürece matematik falan çok kolaydı. Fizik de aynı şekilde. Fizikte de çoğunlukla sana o problemi yapman için denklemi veriyorlar zaten. O yüzden o denklemi problemi yazdığın anda yani matematik üzeri olan bütün konular diğerlerine göre daha kolaydı. Kimya falan zordu ama. Ama kimya evet. Mesela daha çok yazı, biyoloji falan çok zordu benim için. Çünkü o terimler farklı sana göre. Hocanın verdiği işi bazen anlamıyorsun. Ben mesela yani oturup Tonguç Akademi izliyordum hani. Biyoloji ve kimyada. Biz ikimiz de anlamadığımız zaman direkt Türkçesini açıp izliyoruz aynen. Başta. Ondan sonra İngilizce terimlerine çalışıyoruz. Çünkü gerçekten o terimler hani bazıları evet mesela mitokondri falan aynı. Aynen. Hani çok benzer şeyler ama hani farklı olanları var. O yüzden ilk önce Türkçesini anlayıp sonra İngilizcesine geçiyorduk. Ama zaten ilk bir yıldan sonra alışıyorsun İngilizceye. Ondan sonrası kolay. Yani ilk bir yılın zor geçiyor ama ondan sonrası direkt takır takır gidiyor yani. Bir de arkadaş edinmeye özen gösterin çünkü o İngilizcenizi en çok ilerleten şey. Zeynep Naz sormuş. Şu an hayatında bir şeyi değiştirecek olsan neyi değiştirirdin?
Arkadaşlar şu anda bizim en büyük stresimiz açıkçası üniversite stresi. O yüzden biz direkt derdik ki, biz de direkt diyoruz ki bunu yolda konuştuk. Ben Demir'e soruları okuyordum birazcık. Dedik ki direkt girelim biz üniversiteye. Direkt girelim böyle üniversiteye. Hiç böyle uğraşmayalım, hiçbir şeyle şey yapmayalım. Direkt bizi böyle üniversiteye yerleştirsinler. Bunu değiştirmek isterdim. Bu arada yani inşallah siz de istediğiniz üniversiteye gidersiniz bu arada. Evet. Bizim hani zor diyoruz da sizin harbiden işiniz daha zor orada. Evet, buradan üniversite sınavına gireceklere çok çok başarılar diliyorum. Çok başarılı. Yani yaparsınız. Bu sene çok tatlı. Arkadaşlar güzel bir soru, bakın Ertur, Elisa Ertur sormuş. Okuyacaklar. Aa, inşallah. Evet, okunuyor ya. Bayağı şey. Demir'in en sevdiğin özellikle. Arkadaşlar bakın ben gerçekten çok çirkin bir insanım. Demir'i hiç sevmiyorum. Keşke kardeşim ya, olmasa. Hayır ya. Yeter. Bir şey demeyeceğim. Bir dakika. Hayır, ben Demir'e göre çok çirkef bir insanım. Yani ben biraz cadıyım. Bu arada harbiden öyle ya. Demir, o yüzden arkadaşlar Demir çok tatlı. Ben Demir'in her şeyini çok seviyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ya hayır, Demir çok iyi kalpli. Arkadaşlar ben bazen kendime çok kızıyorum. Evet, bence de. Evet. Demir, bir tane yorum geldi videoya, Demir'in tepkileri diye. Muhtemelen hamburger yerken gibi. Çok güzeldi ya. Yani ben kaç saat kahvaltıyla duruyordum ben orada. Sınava nasıl hazırlanıyorsunuz? Arkadaşlar bakın burada biz bir üniversite sınavını anlatalım. Bir üniversite sınavını anlatayım. Ben anlatayım mı? Güzel cümleler kuracağım. New Life Officially diye biri sormuş. Hemen anlatıyorum. Üniversiteye biz sınavla girip, yani sınav var ama sadece sınava bakmıyorlar sana. Hatta şu anda Covid yüzünden sınav zorunlu değil artık. Eskiden herkesin bu sınava girmesi lazımdı. Arkadaşlar bu arada hani sınava girmiyoruz diye bu üniversite işine böyle, çok herkes, kolay. Aynen. Şey girmiyor falan sanmayın. Gerçekten çok çok şey var. Çok aşama, çok karışık. Çok aşaması aynen, var. Çok karışık burada. Mesela üniversite girmeyi şeyini anlatayım ben. Mesela ben kaç tane konferansa girdim bu üniversiteyle alakalı. Şimdi ilk başta okul ders ortalamanı istiyorlar üniversiteler. Sonra katıldığın kulüplerdir, yaptığın sporlardır, eğer sporda yaptığın derecelerdir, kulüplerdeki başkanlıklarındır, onları ele alıyorlar. Sonra eğer sınava girdiysen ve o üniversite sınavından güzel bir not aldıysan onu şey yapıyorlar. Ama o sınav notunu da göndermene gerek yok çünkü öyle şu an Covid'den dolayı herkes giremedi o sınava. O yüzden şu an herkesi girdiremiyorlar. Bir de her üniversitenin kendisine özel işte okul ortalama istediği var. Atıyorum bir okul, bizim ortalamalarımız 5 üzerinden, bir okul atıyorum 4.7 istiyordur girmen için. Bir okul da 3.0 istiyordur. Ona göre okul seçimi yapıyorsun. O üniversite sınavı da aynı şekilde. Onun üniversite sınavı 1600 üzerinden. Bazı okul 1200'den alıyor. Bazı okul da 1500'den alıyor. O yüzden ona göre değişiyor. Ve burada herkes okula giriyor. Yani herkes bir üniversiteye giriyor. Ama o girdiğin üniversite, yaptığın o lisedeki başarınla nasıl kuracağım bu cümleyi ya? Lisedeki başarınla başarınla ilişkili evet. Yani. Bir tane sınava göre değil, burada bütün liseni katıyorlar diyelim. Evet, yani hani böyle sadece atıyorum Türkiye'de hani sadece 12. sınıfta öğrendiklerin hani çok daha önemli ya. Öyle mi? Yani aslında bütün liseyi soruyorlar ama genelde hani 12. sınıfa da 12. sınıfa bakıyorlar yani. 12. sınıftan soruyorlar ya. Burada 9, 10, 11, 12 hepsinin başarısı toplanıyor. İşte aynen. Demir'in eğer atıyorum gibi. 9. sınıfta çok bir dersin çok kötüydü. Sen 12. sınıfta toparladın diyelim. Hiçbir işine yaramayacak. Yine notların çok kötü olacak. Çünkü ortalamanı etkiledi bir kere o 9. GPA sınıf. Denen şey ortalama demek. Ortalamanın çok iyi olması gerekiyor. Aynen. Ki ikimizin de gayet iyi. Ki güzel bir üniversiteye gir. Ama eğer iyi değilse normal üniversiteler var. Ama burada üniversiteler herkes girebiliyor ama çok pahalı burada üniversite. Nil Uyanık galiba. Niye Uyanık 17 sormuş. Amerika'ya ilk gittiğin gün ne hissettin? Yani korktun mu? Ece seni çok seviyorum yazmış. Çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Amerika'ya ilk gittiğin gün ben arkadaşlar bakın Demir hiç bu kadar stresli değildi ama şöyle oldu. Biz Amerika'ya geldik. 1 Ocak'ta geldik Amerika'ya. Ondan sonra 7'sinde mi ne okulumuz açılıyordu? 7 Ocak'ta mı ne? Nereden hatırlıyorsun ya? Çünkü o 6 gün ara vardı. Ben o yüzden çok sevinmiştim. 7 Ocak'ta da okulumuz açılıyordu. Neyse okulumuz açıldı, tamam mı? İlk gün anneme babamla gittik okula. Ama şimdi
Amerika'da eğitim sistemi çok farklı olduğu için şey yapıyorsunuz. Genelde filmlerde görmüşsünüzdür. 5 dakikalık aralar oluyor. Yani teneffüsler oluyor. Sen de sınıf değiştiriyorsun o aralarda. Ben o yüzden teneffüste sınıf değiştiriyorsun diğer sınıfına gidebilmek için. Ben o yüzden çok korkmuştum zaten ilk başta. Çünkü okul gerçekten kocamandı. Ve sınıfları nereden bulacağım? Ben 5 dakikada nasıl sınıfıma gideceğim falan. Ben böyle nasıl korkmuştum anlatamam size. Başta annem babam işte annem babam geldi. Annem babam hani okulun içerisine girmediler zaten. Hayır, hayır. Bizi Mega'yı, şeyde hayır, bıraktılar. Hayır. İlk gün ilk iki derse girmedik biz. Çünkü ders biz orada rehberlik hocasıyla ders seçtik. Annem, babam, ben, sen de vardık. Sonra rehberlik hocası derslerimizi gösterdi. Sonra evet, tamam onu şey yapacaktım işte. Ama babamlar da annemle babam vardı girdiğimizde yani. Sınıflara girdiğimizde yoktu. Sınıflarda değil, o rehberlik hocası. Tamam. Neyse işte sınıflarımızı falan seçtik, her şeyi yaptık. Ondan sonra o rehberlik hocası bize sınıflarımızı gösterdi. Herkes böyle, biz bir de böyle şeyde hani herkes böyle bir alışmış gibiydi daha böyle hani herkes çünkü birbirine alışmış herkes gibiydi. Herkes birbirini birinci sınıftan beri tanıdığı için orada hani. Hani tamamen farklısın. Aksanın zaten değişik. Çünkü daha alışmamışız aynen. İngilizceye. 9. sınıftan bahsediyorum bu arada. Hani böyle o kadar korkmuştum ki ama sonra sınıflarımı bulmuştum. Zaten Demir'le iki tane dersimiz mi ne aynıydı. Aynen. Ben böyle yani güzel yani çok korkmuştum. Ben hiç şey değildim yani hani tabii şey vardı yine böyle bir korku vardı da ben hemen böyle girdiğim gibi alıştım diyebilirim hani. Hemen ne bileyim sosyalleştim ben. Ya biz arkadaşlar hiç şey gibi değiliz. Bu arada şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum. Amerikalılar bizim gibi bu kadar böyle sosyal insanlar değiller. Evet. Yani çok soğuklar açıkçası. Hayır soğuk değil. Yani tanıştığında. Hayır. Tek biriyle tanışıyorlar. Bütün 4 yılını o kişiyle geçirmeye çalıştıkları için çok şey değiller. Açık değiller yeni insanlara. O da tabii ilk başta geldiğinde çok garip gelmişti bize yani. Belki başka burada yaşayanlar için farklıdır ama bize öyle geldi. Ama bir süreden sonra arkadaş edine edine onlar şey oluyor. Alışıyorsun. Daha çok arkadaşlar ediyorsun. O yüzden o kültür farkını aşmak çok zor. Mesela burada pek sarılma diye bir şey yok. Hani ben mesela bir tane arkadaşımı evet. Görürüm. Sarılırım. Ya da çoğunlukla kız bir arkadaşımdır. Hani giderim sarılırım. Burada öyle bir şey yok yani. Öyle dokunma falan çok böyle dokunma falan çok şeyler. Mesela hani. Kardeşinle hani yan yana durursam bile buna şey diyorlar böyle. Kardeşinle mi yan yanasın falan oluyor. Biz böyle kalmıştık zaten. Biri bize bunu söyledi tamam mı? Yani hayır, biz Ece'ye sarılmış mıydık? Hani bir şey yapmıştık evet, hatırlamıyorum. Evet. Hayır dedi ki biri siz niye bu kadar yakınsınız ya dedi. Bizi genelde arkadaşlar çıkıyor sanıyorlar açıkçası. Çünkü benzemiyoruz. O yüzden hani böyle şey olmuşlar. Siz niye bu kadar yakınsınız ki falan olmuşlardı. Hani biz dedik kardeşiz. Yine de niye bu kadar yakınsınız? Yani çok garip gelmişti bana. Ama yani hani öyle apayrı bir şey de yapmıyorduk yani orada hani yani yan yana duruyorduk yani konuşuyorduk, sakalış ne yapıyorduk hatırlamıyorum ama sarılıyorduk galiba. Yani çok sinirlendim. Neyse işte zaten. Aynen. Uzi'yi seviyor musun? Uzi'yi seviyor musun? Ben çok severim Uzi'yi. Alev Mehes sormuş. Uzi'yi arkadaşlar çok biz Uzi'ye bayılıyoruz ya. Ben yeni albüm çok güzel. Yeni albümden Zor, Hesap, XX Large, Unuttum, Cehennem. O 5 şarkı şu an favorim. Hepsini de saydım zaten. Bir de 3 tane daha var galiba albümde şarkı. Onları pek sevmedim. Turkish Boy var. Run Run var. Ay, Turkish Boy çok kötü arkadaşlar. Run Run var. Bir de bir şey daha var galiba. Run Run. O 3 şarkıyı pek sevmedim ama onun dışındakiler bayıldım. Çok güzel. Onun üzerine 10 veriyorum ben. Her gün arabada dinliyorum. Arabada çok güzel oluyor. Onun dışında tabii ki de İngilizce şarkılar dinliyorum. Ya bana şey yazmış. Neden buluşma yapmayıp biji? Biji. Aa. Bayağı oldu bu arabayı alalı. Neden buluşma yapmayıp bizi üzdün? Ece şu mu yazmış bana? Ada Baykal. Ya ben çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben açıkçası gerçekten hani being honest, dürüst olmak istiyorum. Being honest. Dürüst olmak istiyorum. Ben biraz korktum arkadaşlar. Biraz korktum. Ama bu sene gerçekten. Bu sene size söz veriyorum. Bu sene biz 70 bin olalım biz. Bir 80 bin olalım. Bir şey koyma. Yani aynen. Biz şeye geldiğimde 70 bin falan olursam yani net bu. 75, kesin artık. 80 hatta belki 100 80. bin olursa bile. 100 olursam var ya. Kesin. 100 artık kesin, böyle net yani. Kesin.
Arkadaşlar, Demir abiyle daha çok video gelir mi ya da sadece Demir abinin olduğu bir video. Şöyle ki. Benim pek zamanım yok size. Ya. Espri yapıyorum. Hayır. Ya şöyle bir şey var. Demir gelir ama Demir ne çekeceğini bilmiyor. Bunu söylerseniz aslında aşağı yorumlara. Ben video çekmek çok isterim size ama ben çoğunlukla çekersem Ece ile aynı şeyi çekeceğim için. Ben bir de çok alışveriş yapan bir adam da değilim. Hani size gidip Walmart'ı, Target'ı da pek gösteremem. O yüzden sizin bana bir fikir vermeniz lazım ki ben onu size çekeyim yani. Şey istiyorlar, böyle ikimizin hayatını değiştirme videosu istiyorlar. Ne demek? Ya şöyle, ben de tam olarak bilmiyorum. Öyle o tarz videolar var, görüyorum ama hiç izlemedim. Böyle ben senin yerine yaşıyorum, sen benim yerime yaşıyorsun. Sen mesela alışverişe gidiyorsun falan. Ayy. Öyle bir şeyler. Tamam değil ama biraz zor. Ben video game oynamak istemiyorum. O şey, bilgisayar oyunu oynamak istemiyorum. Evet. Ne sıkıntı var benim bilgisayar oyunlarımda ya. Ben seviyorum. Bu arada Demir'e tabii ki daha çok video gelir ama lütfen yazın. Lütfen ne şey yaptığını yazın. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve Instagram'larımızı takip etmeyi unutmayın. Ben Instagram'da çok 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 aktifim. Ben o kadar değilim ama başlayacağım aktif olmaya inşallah. Ha bak, onu yapayım. Türkiye'de olmayıp Amerika'da olan. Ve beğendiğim bir şey var mı? Dur. Zeynep Vurucu. Araba kullanmanın 16 yaş olması. Çok güzel. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Ben 7/24 araba içindeyim zaten. Ya evdeyim ya arabanın içindeyim. Onu bence Türkiye'de yapmaları lazım. Ama ne kadar işe yarar bilmiyorum. Burası daha bir rahat bir yerdeyiz şimdi. Burada insanlar pek kafasına takmıyor. Atıyorum ben okula pijamayla giderim. Hatta pijamaylayım. Allah pijama. Hatta pijamaylayım yani. Okula pijamayla giderim. Kimsenin umurunda olmaz. Şunu sınıfın ortasında bağırırım. Kimsenin umurunda olmaz. Şöyle bir şey var. Pek yani, takmıyorlar yani her şeyi. Ya şöyle, bu arada araba özgürlük demişken yani şey oluyor. Hani genelde hep hani böyle annemize babamıza diyoruz ki anne beni buraya bırakır mısın, baba beni buraya bırakır mısın diyoruz ya. O hani öyle bir şey kalmıyor. Artık ben işte arabaya atlayıp direkt hani spora gidiyorum falan. O daha rahatlatıyor insanı. Aynen o özgürlük. Yani, mesela atıyorum evde yalnızsın, araban var diyorsun, hani bir dışarı çıkayım. Çıkayım yemek alayım falan. Bir şey yapayım falan diyorsun. O çok hoşuma gidiyor. O Türkiye'de olması lazım da İstanbul'da ya da büyük şehirlerde nasıl olacağını bilmiyorum şimdi. Bir şey diyecektim. Neyi beğenmediğim bir şey var diyecektim. Şöyle ki okulda dress code olması. Ay. Mesela arkadaşlar okulda dress code olması gerçekten dünyanın en saçma şey olabilir. İşte yok omzun görünmesin, yok göbeğin görünmesin, yok işte bacağının şu kadarı görünsün. Gerçekten çok saçma. Bundan nefret ediyorum. Ben neden nefret ediyorum? Çikolatalar burada çok tatlı. Çikolata yemiyorsun, kötü. Şeker yiyorsun. Nutella bile KitKat. KitKat mesela burada KitKat'la Türkiye'de KitKat bence Türkiye'de KitKat aynı değil. Yani burada KitKat çok kötü. Hiç sevmiyorum. Mesela çok tatlı. Gerçekten çok şeker. Snickers, işte ne bileyim başka o, Türk markaları. Crunch falan hiçbir aynı değil. Çok farklı. Çok farklı yani. Evcil hayvan almak istemiyorum. Birisi Zeynep olmuş. Nep sormuş. İstemiyorum. Yok biz arkadaşlar evcil hayvan almak istemiyoruz çünkü o sorumluluğu yani biz bakamayız yani ben bakamam. Yapamayız. Ben bir şey değil. Fanlarını ne kadar seviyorsun, bir cümleyle anlat. Çok. Bir cümleyle anlatacak bir şey değil bu. Gerçekten ben çok 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 Ece, seviyorum. Bu 10 cümle bu falan oldu şimdi. Hayır işte bir cümleyle anlatılmayacak, ha. Anlatılacak bir şey değil dedim zaten. Arkadaşlar ben Ayşen Asçolak sormuş bu soruyu. Ben gerçekten çok seviyorum. Beni yorumlarınız böyle o kadar motive ediyor ki bazen böyle şey oluyorum. Ben editlerimi çok seviyorum. Editlerim çok güzel. Ben çok hoşuma gidiyor editlerim. Ay o editler zaten beni zaten hani onlar birinci şey birinci olarak beni çok mutlu ediyor. O kadar mutlu oluyorum, o kadar motive oluyorum ki böyle daha da devam edesim geliyor. Yani çok severim. Editleriniz için bu arada çok teşekkür ederim. Hepsini görüyorum ve like'lıyorum. Yani olup yani şu ana kadar hepsini gördüm herhalde. Yani birkaç tane kaçırdığım vardır belki. Etiketlenenlerine bak. Ha. Allah. We echo will be turned. Araba okay. 30 dakika içinde kapanacakmış. Okay. Miko 3 Miko Kolina. Şöyle. Ece yakında 2023'e giriyoruz ve 2023 hedeflerin, planların var mı? Varsa neler? Şimdi güzel başladık. Güzel bir soru. Ben ilk olarak arkadaşlar ben 2023'te sağlık, mutluluk, huzur onları aynen, bir kenara koyuyorum tabii şeyler, ki. Fix. Aynen.
Bir kere 100.000, ben 100.000'e ulaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü hedefim o plaketi almak. O plaket benim için böyle o kadar değerli bir şey olacak ki 100.000'e ulaşmak. Ben de 100.000'e ulaşmak istiyorum. Evet. Ben ne diyorsun? Ben üniversiteye girmek istiyorum başlıca ilk olarak. Daha devam edecektim. Ha, devam edecek. Tamam ya. Evet. 100.000 plaketini almak, üniversiteye başarıyla girmek. Yani şu anda en büyük hedeflerim bunlar. Benim de aynı şekilde. Yani şu anda en önümdeki 100.000'e ulaşmak. 100.000'e ulaşmak. en önemli şey şu anda. Yani önümdeki tek duvar üniversiteye girmek. Onu da aşınca her şeyim tamamlanmış olacak benim. Yani. Az kaldı. Zaten üniversite Mart'ta giriyorsun zaten. Kabulünü Mart'ta alıyorsun. Mart'tan sonrası şu an pek bir şey yapmana gerek kalmıyor okulda yani. Nerede yaşıyoruz? Arkadaşlar biz South Carolina'da yaşıyoruz. South Carolina'da yaşıyoruz. Ama şey çok fazla vermek istemiyoruz. Hani tam olarak nerede yaşadığımızı açıkçası söylemek istemiyoruz. Bu kadardı. Aynen. South Carolina'dayız ama. Her gün nasıl bu kadar spor yapabiliyorsun? Arkadaşlar ben spor çok seviyorum. Benim bu spor sevdam şeyde başladı. Covid'in bu karantina dönemlerinde başladı. Yani yaklaşık 1,5 sene önce falan başladı. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. 2 sene önce ben gerçekten o kadar fazla böyle spora taktım ki o zamandan beri öyle devam ediyor. Her gün motivasyonum oluyor. Hatta bu videoyu çektikten sonra ben Ece spor salonuna gider. Ben spor yapıyordum. Artık yapmıyorum niyeyse. Çünkü derslerim çok şu an beni yoruyor birazcık. Ama ya başlayacağım. En kısa zamanda bu cumaki sınav bitsin. Ben haftaya başlayacağım. Haftaya. Arkadaşlar sürekli benimle diyor ki. Haftaya pazartesi Ece ile ben gymdeyim. Hatta fotoğraf bir story atacağım size kanıt. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar hemen şuradan takip edin. Demir bakalım story atıyor aynen, mu? Aynen ben şuradan hemen bir takip edeyim. Hemen sizi gym atacağım. En sevdiğim YouTuber. Arkadaşlar benim en sevdiğim YouTuber değil. En sevdiğim influencer olarak Şeyda Erdoğan'ı söylüyorum. Sen var mı en sevdiğin YouTuber? Bilmiyorum ki ben hiç öyle... Ben Şeyda Erdoğan'ı o kadar çok şey yapıyorum ki böyle kendime... benimsiyorum ki ben kadar... çok inspire ediyorum. Ben kimi takip ediyorum ya? Ha, TikTok'ta bir adam var. Neyse adam böyle 40-45 yaşında New York'ta yaşıyor. Çok zengin. Ve böyle bir küçük bir ailesi var. Kızı var işte. Karısı var. Böyle onu her gün vloglarını çekiyor işte New York'ta yaşamanın. Çok hoşuma gidiyor. O her dakika o adamı izleyebilirim yani. Çok güzel şeyleri yapıyor falan. Ya da Casey Neist diye bir tane adam var. O da New York'ta. Evet, yazarsın buraya. Onun da çok güzel videoları var. Bir ara vermişti bir ara, 1-2 yıl falan. Şimdi geri geldi YouTube'a. O çok güzel videoları izleyin. 3 dakikalık hızlı videolar. Bütün New York'ta yaşadığı her şeyi anlatıyor bir günde. Arkadaşlar çok özür dilerim. Demir senin yüzünden hep böyle yaptın. Bakın görüyorsunuz suçlanıyorum ben. Hayır o yaptı. Hayır Demir sen yaptın böyle dokundun ekrana. Parlıyorum diye yaptım. Tamam işte bak. Neyse arkadaşlar çok özür dilerim. Kaç tane sevgilin oldu? Bir saymam lazım. Kaç oldu? Bilmiyorum. Sayamıyorum yani o kadar fazla oldu ki. 10. 10'du benim. En son 10'du. Evet. Ay, o çocukla birlikte 11 olduğuna %100 eminim. Öyle mi? Tamam evet arkadaşlar 11. 11 oldu benim. Benim de 78. Evet Demir'in de 78 tane oldu. İşte her gün bir tane. Son sorumuzu soruyorum. Heyecanlı mısın? Edsum XW sormuş. Burcun ne? Benim burcum ikizler. Biz ikizleriz arkadaşlar. Bak bir tane arkadaşım var. Eslim. Seni çok seviyorum. Buradan kaç? Şimdi biz mesela yeni biriyle tanışırken Demir'le ben hani yanındaysak Eslin'in şey der hep. Onlar ikizler ve ikizler burcular yapar hep böyle. Biz mesela biz üçümüz ben Eslin'e önce geziyoruzdur. İşte yeni biriyle tanışırız. Hemen Eslin der aynısını. Hemen der. Biz onlar ikizler ve ikizler burcular. Arkadaşlar bir saniye hemen ben bir şey itirafta bulmak istiyorum. Ben çok küçükken yani 6-7 yaşlarındayken falan. Anlatayım mı? 6-7 yaşlarındayken falan şey sanıyordum. Şimdi biz ikizleriz ya. Burçların öyle olduğunu düşünürdüm. Yani hani tek olan çocukların tek yüz burcu olduğunu düşünürdüm. Biz de o yüzden ikizleriz. 3 üzerinin 300 olduğunu, 4 üzerinin 4. Evet.
öyle olduğunu düşünürdüm. Neyse, bu da böyle bir itiraftı. Ve sanırım videomuz bu kadardı. Aynen. Umarım bayağı soruya cevap vermişizdir. Hadi çıkalım. Aslında artık. Genel olarak dur. Oh. Aslında genel olarak bütün soru cevaplarda bunlara cevap veriyoruz. Ama hani şey. Yeniden yeni gelenler için bir aynen. şey yapalım dedik. Bu arada 50 bine çok az kaldı. Umarım en kısa zamanda oluruz. Valla 6 aydır 50 bine gelmeye evet çalışıyoruz ya. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Beğenin, abone olun. Evet. Sonra izleme, yorum yapın. Başka ne var? Her şey olabilir. Neyse. Umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. Evet. Sizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Sizinle bir daha görüşmek üzere. Bana fikirlerinizi yazın ki ben de bir video çekeyim bu YouTube kanalına. Tamam, anlaştık. Bye. Bye bye.